Merhabalar. Dördüncü sınıf basamak değeri bulma ve sayıları çözümleme konusuyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar Abustu, abaküsteki sayıları bulalım. Evet arkadaşlar baktığımızda birler basamağında iki boncuk var iki. Onlar basamağında üç boncuk var üç. Yüzler basamağında olmadığı için sıfır yazıyoruz. Binler basamağında iki boncuk var iki. 10 binler basamağında 4 boncuk olduğu için 4 yazıyoruz. Sayımız 42.032. Arkadaşlar sayı okurken önce soldan sağa doğru okuyoruz. Ayırdığımızda birler bölü binler bölü 42 bin bakıyoruz birler bölüğünde 32 var 32 şeklinde okuyoruz. Yüzlük veya herhangi bir basamakta sayı yoksa oraya 0 yazılır arkadaşlar. Şurada Gördüğünüz gibi. Onlar basamağında 3 boncuk var. 3. Birler basamağında arkadaşlar 3 boncuk var. 3. Onlar basamağında 1, yüzler basamağında 2, binler basamağında 2 boncuk var. 2. On binler basamağında 3 boncuk var. 3. Sayımızı okuduğumuzda 32.213 şeklinde okuyoruz. 32.213 basamak değerlerine baktığımızda arkadaşlar Rakamın basamaklarının değeri, rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Sayımızı yazalım. Arkadaşlar birler basamağında 8 var. Birler basamağında olduğum 1 ile çarptığımızda basamak değeri 8. Onlar basamağında 2 var. Onlar basamağında olduğu için 10 ile çarptığımızda değeri 20. Yüzler basamağında 6 var. Yüzler basamağında olduğu için 100 ile çarptığımızda değeri 600. Binler basamağında 1000 bin var. 1'i 1000 ile çarptığımızda arkadaşlar değeri 1000. Bin. 10 binler basamağında 4 var. 10 bin ile çarptığımızda 4'ü basamak değeri 40.000'dir bindir arkadaşlar. Topladığımızda arkadaşlar 41.628. Bir Birler basamağında 2 var. Arkadaşlar 2 çarpı 1, 2. Onlar basamağında 1 var. 1 çarpı 10. 10. Yüzler basamağında 2 var. 2 çarpı 100. 100 arkadaşlar. 200 arkadaşlar. Binler basamağında 5 var. 5 çarpı 1000. 5000. 10 binler basamağında 3 var. 3 çarpı 10.000. 30.000 bin, bin arkadaşlar. Sayımızı topladığımızda 35212. Yukarıda da görüldüğü gibi rakamların basamak değeri sayı değeriyle bulunduğu basamağın çarpımına eşittir. Arkadaşlar sayı değeriyle bulunduğu basamağın değerini çarptığımızda basamak değerini buluruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Evet birler basamağında 6 var. 1 ile çarpıyoruz. 6. Onlar basamağında 4 var. 10 ile çarpıyoruz. 40. Yüzler basamağında 5 var. 100 ile çarpıyoruz. 500. Binler basamağında 4 var. 1000 ile çarpıyoruz. 4000. 10 bin. binler basamağında 2 var. 10 bin ile çarpıyoruz. 20 bin. Topladığımızda arkadaşlar 24 bin 546 buluyoruz. Rakamların basamak değeri toplamı sayının kendisine eşittir. Bakın arkadaşlar basamak değerinin toplamıyla sayının kendisi birbirine eşittir. Aynı sayıların farklı basamaktaki değerlerine bakalım arkadaşlar. Evet, birler basamağında 3 var arkadaşlar. Birler basamağında 1 ile, bir ile çarpıyoruz. Değeri 3. Onlar basamağında 3 var. 10 çarpıyoruz. Değeri 30. Yüzler basamağında 3 var yine. 100 ile çarpıyoruz. 300. Binler basamağında 3 var. 1000 ile çarpıyoruz. 3000. Topladığımızda 3333 oluyor. Yukarıdaki sayının farklı basamaklarında aynı rakam tekrar ettiği halde 3 rakamının basamak değerleri de birbirinden farklı arkadaşlar. Yine bir örnek daha yapalım. Birler basamağında 5 var. 1 ile çarptığımızda 5. Onlar basamağında 5. 10 ile çarptığımızda 50. Yüzler basamağında 5. 100 ile çarptığımızda 500. Binler basamağında 5, 1000 ile çarptığımızda 5000. Topladığımızda arkadaşlar 5555, Yukarıdaki sayının farklı basamaklarında aynı rakam tekrar ettiği halde 5 rakamının basamak değeri de birbirinden farklıdır arkadaşlar. Ara basamaklardaki 0'ın değerine bakalım. Evet birler basamağında 5 var. 1 ile çarptığımızda 5. Onlar basamağında 0 var. 10 ile çarptığımızda 0. Yüzler basamağında 4 var. 100 ile çarptığımda 400. Binler basamağında 3 var. 1000 ile çarptığımda 3000. Topladığımda arkadaşlar 3405 buluyoruz. Ara basamaklardaki sıfırın basamak değeri her zaman sıfırdır. Hangi basamakta olduğu hiç fark etmez. Her zaman sıfırdır arkadaşlar. Hemen bir örnek daha yapalım. Birler basamağında 4 var. 1 ile çarptığımızda 4. Onlar basamağında 2 var. 10 ile çarptığımızda 20. 0 var. 100 ile çarptığımızda yine 0. Binler basamağında 7 var. 1000 ile çarptığımda 7000. Topladığımızda arkadaşlar 7024. Ara basamaklardaki sıfırın basamak değeri her zaman sıfırdır. Hangi basamakta olduğu hiç fark etmez arkadaşlar. Basamaklardaki rakamları azaltalım veya çoğaltalım. Birler basamağındaki rakam 1 artarsa o sayı 1 artar. Baktığımızda arkadaşlar sayımız 7024. Birler basamağını 1 bir arttıralım. 4'ü 5 yapalım. 5 yaptığımızda bakın. Ne oldu? Birler basamağındaki rakam bir azalırsa o sayı da bir azalır. Bir artarsa bir artar. Burada bir arttırdık. Sayımız 7025 oldu. Evet bir azaltalım şimdi. Bakın bir azaldı sayımız. Sayımızı biz alttı. Birler basamağındaki bir azalırsa o sayı bir azalır. Onlar basamağındaki rakam bir artar sayımız 10 artar. Hemen bakalım. Şimdi sayımız 7024. Onlar basamağındaki sayımızı 1 artalım. Arttıralım arkadaşlar. 3 ile çarptığımızda 20 ne olacak? 30. Bakın. Önceki sayımızdan kaç arttı? 10 arttı. 1 artarsa sayımız 10 artar. Onlar basamağındaki rakam 1 azalırsa sayımız 10 azalır. Yapalım hemen. Evet 2'den 1'e düşürdüğümüzde arkadaşlar 1 ile çarptığımızda bakın sayımız 20 idi 10 oldu. Onlar basamağındaki rakam 1 azalırsa sayımız 10 azalır. Yüzler basamağındaki 1 artarsa sayımız 100 artar. Hemen yüzler basamağındaki sayımızı 6'ydı 7 yapalım. Baktığımızda bakın 600'lü 700 oldu. 1 arttığında 100 arttı. Peki yüzler basamağındaki rakamı biz 1 azaltırsak sayımız ne kadar azalacak? 100 azalacak. Hemen 6'yı da 5 yapalım. 5 çarpı 100, 500. Bakın sayımız 100 azaldı. 258 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamları birer arttırırsak sayımız kaç artmış olur? Hemen çözelim arkadaşlar. Birler basamağındakini bir arttırırsak sayımız bir artar. Yani onlar basamağındaki sayımızı bir arttırırsak sayımız 10 artar topladığımızda arkadaşlar 11 artar. O halde sayımız ne olacaktır? 11 sayımız kaç artmış olur? 11 artmış olur arkadaşlar. Çözümleme yapalım. Bir sayının içerisinde kaç tane birlik, kaç tane onluk, kaç tane yüzlük varsa yazıp onların arasına artı işareti koyarak toplama işlemini yapmaya, yazmaya çözümleme denir arkadaşlar. Bir tane örnek yapalım. Arkadaşlar 5294 sayımızda 5 tane binlik 2 tane yüzlük, 9 tane onluk, 4 tane de birlik var. Bu arkadaşlar 5294 şeklinde okuyoruz. Baktığımızda arkadaşlar 5 tane binlik, 2 tane yüzlük, 9 tane onluk, 1 tane de birlik var. Sayımızı bu şekilde de yazabiliriz. 5.294 aralara artı işareti koyak da yazabiliriz. Hemen bir örnek daha yapalım. Binler, yüzler, onlar, birler basamağı. Daha sonra çözümleme yapalım arkadaşlar. Dört tane binlik var. Dört tane binlik, dört bin. Yedi tane yüzlük, yedi yüz. Sekiz tane onluk ve beş tane birlik var arkadaşlar. Sayımızı 4780 şeklinde bu şekilde de yazabiliriz. Evet, şimdi çözümlenmiş sayının sayı çözümlemesi verilmiş sayıyı bulalım. Arkadaşlar, sayı nedir? Hemen çözelim. 9 tane binlik, 4 tane yüzlük, 2 tane onluk, 8 tane birlik var. O halde 9428 şeklinde 9428 şeklinde yazabiliriz. Bakın 9420 8 şeklinde yazıyoruz. Evet çözümlenmiş sayı kimdir diyor arkadaşlar. 3 tane birlik, 3 tane birlik, 8 tane onluk, 1 tane yüzlük, 5 tane de binlik varsa sayımızı topladığımızda arkadaşlar 5183 buluruz. Zaten arkadaşlar şuradan baktığımızda 5186... Onlar basamağında olduğu için 20, yüzler basamağında olduğu için 300, binler basamağında olduğu için 1000 10 binler basamağında olduğu için 40 bin. Hemen birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler. Hemen sayıları yazalım. Sonra basamak değerleri. Birler basamağında ise 1, onlar basamağında ise 10 çarpıyoruz 80. Yüzler basamağına 100 çarpıyoruz 400. Binler basamağında 2 ile çarpıyoruz 2000. 10 binler basamağını 10 binle çarparsak 50.000. Bin. Evet yine birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Hemen sayılar yazarım birler basamağı birle ile çarpıyoruz onlar basamağı onla çarptık 30 yüzde çarptık 600 binle çarptık 5000 10 binle çarptık 60.000. bin yüz binle çarptık 700.000. bin sayı okuduğumuzda 765 631 şeklinde okuyoruz